İnsan ne zaman yaşlanır diye bir kavram var. İnsan yeni bir şey öğrenmeyi bıraktığı zaman, yeni bir şey öğrenmekten uzak durduğu zaman yaşlanır aslında. Öğrenci olmayan öğretmen olamaz. Benim çok temel inandığım bir şey. Çocukların bir sorusu var ya, bu öğrendiğimiz ne işimize yarayacak? Yetişkinliğin avantajı şu, bu öğrendiğimizin ne işe yarayacağını da biliyor. Tabii kafanı çevirdiğin zaman her yerde aslında öğrenme fırsatı yapar. Yaşam okulunun öğrencisi olsak aslında yaşayacağımız heyecan çok daha yüksek olacak. Mesela çamurla uğraştığında beynin tabiri caizse çamurlaşıyor. O davranışı öngörebilecek bir sinaptik yapı, bir ağ oluşturuyor. Böyle önlükler, raflar, bir şeyler. Hayrola ne? Yani ben hadi kaza geçerden yayınlara katılıyorum ama seni Türkiye'nin önünde yakalıyoruz. Neredesin? Ora nere? Ben de Ayvalık'tayım. Bu mevsimi Ayvalık'ta değerlendirelim diye. Ama tam yetişkin eğitimi konuşacağımız dediğimiz günde çok güzel bir tesadüf oldu. Ben de buradan katılayım yayına istedim. Bir seramik atölyesindeyim şimdi Yasemin. Çok tesadüfi olarak geçtik ve seramik eğitimi veriliyordu. 3 saatlik bir atölye vardı. Şahane bir 3 saat geçirdik. Sonra dedim ki rica ettim Yasemin Hanım'dan, biz orada devam edelim yayına. Çünkü konumuz yetişkin eğitimi, öğrenme heyecanı biraz dedik. Böyle çok keyifli bir mekandan bugün katılıyorum. Sen yürüyemediğin için seninle niye geziyorsun? Bak şimdi bana böyle nispet yapıyorsun, sinir oluyorum. Ben de çıkar çıkmaz heyecana dalacağım. Şöyle bir teori vardır efendim. Sıklıkla bunu sağda solda yani bana da duyururlar böyle. Ben de hem anlatmaya hem eğitime meraklı bir tip olduğum için insan hayatında tıkanınca, bunalınca, bunalıma girince falan yeni bir şey öğreneyim, bir şeylerle kendimi meşgul edeyim, şuna buna sarayım diye böyle bir iştiyaka kapılır falan derler. Ben şimdi senin şahsi olarak bildiğim için yani hiç de bunalımlı bir dönemin olmadığını, hatta çok da ponçik bir dönem olduğunu biliyorum çok şükür. Ama böyle tip işler demek ki sadece darda bunalım insanların ilgisini çekmiyor yani. Bu nedir bu olay? Mesela ne hissettiriyor sana oraya gitmek? Ya bir kere şöyle Maside ile eşimle beraber buraya rastladık. Bir, öğrenme için galiba iyi bir partner de önemli. Yani birlikte öğrenme heyecanı duyduğumuz insanlar olması galiba öğrenmenin, hani akran öğrenmesi diyoruz ya, bir arada öğrenme heyecanı duymak önemli bir şey. Tam da o keyifli aslında dahil olduk. Tam bu dönem işte sonra seninle yüz yüze sohbetlerimizde biraz konuşacağız. Dağınık zihin, teknoloji çağının zihnimizi nasıl dağıttığıyla ilgili bir bölümde şey çok dikkatimi çekti. Yani biz hep gençler ve çocukların dikkat dağınıklığı bahsediyoruz ama yetişkinlerde de ciddi şekilde bir dikkat dağınıklığı var. Çok. Ve bu dikkat dağınıklığını giderebilmenin yolu da bir şeye odaklanarak çalışmak. Elimizdeki tek formül de o gibi gözüküyor. O nedenle de tam böyle odaklanarak çalışmak, bir şeyle zaman geçirmek, onu öğrenmekle ilgili, hani senin sevdiğin alan, nöronları yeniden bir hareketlendirme, bir tozunu almak belki de. Böyle bir şey, nöron tozu almak diye bir şey var mı? Bir kavram ortaya atabilir miyim acaba? Var. Nöron tozu almak derken aslında biraz şey, böyle atıl durduğu zaman beyin küçülüyor ya. Bir nevi onu tozlanmak olarak düşünebilirsin yani. Biraz böyle sarsıp salladı mı tekrar gelişmeye başlıyor. Eksik kabiliyetlerini yeniden hatırlıyor ama hiç kullanmazsan uzun seneler sonucunda pek şu ana kadar silkelersen silkele eski haline döndürmen zor yani. Erhan Erkut'un bir sunumu olmuştu geçtiğimizde katıldığım bu özel okullar zirvesinde. Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesiyle beraber demografik yapısının değişiminden şeyler anlatmıştı. Mesela orada çok ilginç bir şey gördüm ben. Eskiden biz böyle ülkemizin nüfus piramidinin şöyle olmasıyla övünürdük. Aşağıda süper genç bir kitle var. Çok kalabalık. Sonra işte sonra yaşlı. Şimdi bizim piramit böyle yapmış yani. Ortası artık şişkin ve gençlerin nüfusu azalıyor. Ve orada enteresan bir şey dikkat çekmişti. Yani tıp da şimdi ömrü 70-80-100 seneye dayadı ya. E sen 20-25'inde okulu bitiriyorsun. Hadi diyelim üstüne 5 sene falan da bir yüksek bir şeyler yapıyorsun. Ömrünün kalan 60-70 senesinde hep aynı kafayla bir iş yapman bekleniyor. Ve ki bu çok mümkün değil gibi gözüküyor. Yani artık günümüzde hem bu gece de beraber 2-3 tane kariyeri arka arkaya kovalamak ve yeni şeyler öğrenmek mecbur olduğu hızlı bir değişim dünyası. Yani aslında artık eğitimin ana nesnesi, ana müşterisi, ana hedef kitlesi çocuklardan ziyade erişkinler gibi duruyor. Sen buna mesela katılıyorsun. Özellikle mesela burada bir hobi aktivitesi ama neticede ben de mesela bir okul açtığım zaman benim yaşımda insanlar doluyor oraya. Hani eskiden olsa baba bu dersin ama şimdi başka bir açılım, başka bir yenileme çok baskın gibi duruyor sanki. Kesinlikle. Yaşlılık ve yaşlılığı nasıl yöneteceği dünyanın ve Türkiye'nin aslında
temel gündemi, hani biz okul, öğrenme, eğitim deyince hep şeyiz. Çocuklara dair yapılan, en fazla gençlere dair yapılan bir etkinlikten bahsediyoruz gibi bir hal var. Ama artık yaşlılık, ki geçmişte yaşlılık için hep şöyleydi. Hani yaşlandın, öğrendin, artık insanlara öğret gibi bir yaydık. Bu da onu bir taraftan atıl bırakıyordu. Tolstoy'un bisikleti diye bir kavram var ya, hani ileri yaşta bir şey öğrenmekle ilgili, ki o biraz depresif bir zamanda çocuğunu kaybettikten sonra öyle bir deneyim yaşıyor. Ona bir bisiklet hediye eder Moskova'daki bisiklet derneği diyelim. Günlerce onun üstünden inemez ve o yeni öğrendiği şeyle bir acısından uzaklaşa devam eder ve yeniden üretmeye başlar. Benzer bir şekilde şöyle deniyor ki, ben çok katılıyorum buna. Hani insan ne zaman yaşlanır diye bir kavram var. İnsan yeni bir şey öğrenmeyi bıraktığı zaman, yeni bir şey öğrenmekten uzak durduğu zaman yaşlanır aslında. Her yeni öğrendiğimiz şey bizi yeni bir insan yapma konusunda da yol arkadaşımız oluyor. Her yeni öğrendiğimiz şeyle dünyayı yeni bir çerçevede, yeni bir pencere bakmaya başlıyoruz. Ben bugün kille ilgilendim, kille uğraştım, toprağı tanıdım, nasıl ısındığını, neler olduğunu baktım. Yarın yürüdüğüm toprağa başka türlü bakacağım. Ya da yarın yemek yediğim tabak hangi tür kilden yapılmıştır, el ürünü müdür, sanayi ürünü müdür? Öyle bakacağım. O yüzden eğitim bize her yaşta dünyaya yeni bir gözle bakmamızı sağlıyor. Ben şeye de çok inanıyorum. Her baktığımız yeni gözlük bize yepyeni bir dünya açıyor. Yeniden bir dünyaya doğuyoruz gibi bir hal. O yüzden yaş ilerledikçe öğrenmek bence daha da kıymetli hale geliyor. Bizim bu dünyayla bağımızı daha güçlü kurmamızla ilgili de bir hale geliyor. Ve sadece öğreten olmak, sıkıntılardan bir tanesi de belli bir yaş ve deneyim bize şunu söylüyor. Hep öğret. Öğrenci olmayan öğretmen olamaz. Benim çok temel inandığım bir şey var. Biz öğrencisi olmadığımız bir hayatın sürekli öğretmeni olmaya çalışıyoruz. Ve niye kimse bir şey anlamıyor diye sürekli bir şey anlatıyoruz. Ben öğretmenlere bir önerim var. Çocukları anlamalarıyla ilgili. Niye anlamıyor bu? Zekası mı çalışmıyor? Ben mi iyi anlatamadım? 50 tane dert. Ben onlara empati için bir şey öneriyorum. Hiç bilmediğiniz bir şeyi bir sınıf ortamında öğrenmeyi deneyin. Bir Japonca sınıfına gidip bir öğrenci olun. Öğrenci olmanın nasıl olduğunu yaşarsanız aslında o çocuğun niye bazen size boş gözlerle baktığını anlarsınız. Siz de o Japonca hocasına boş gözlerle baktığınızda. O yüzden hele öğretmenler için. Çocuktan kesinlikle daha boş gözle bakıyor. Erişkin öğrenmesi çocuğun öğrenmesinden de farklı. Çocuk parça parça bilgiyi bir şekilde yamalı boşça gibi zihnine dizip sonra arasında bağlam kurabiliyor. Ama biz erişkinler öyle yapamıyoruz mesela. Ezber zayıftır bizde. Evet. Parçalı bilgi öğrenemeyiz. Ama erişkin öğrenmesinin çok avantajlı bir kısmı var. Hayatta şimdi getirdiğin bağlam bilgiyi bağlayabildiğin için onu çok farklı bir anlamlandırmayla daha hızlı içselleştirebiliyorsun. Yani anlamını kolay kavrayabiliyorsun. Erişkin öğrenmesinin kısmı maalesef bu da kullanılmadıkça böyle çürüyen bir şey olduğu için hayatımızdaki aslında en önemli güç, işte ben atıyorum 20 senedir işte doçentim, profesörüm, ders anlatıyor. Yeni bir derse gireceğimde belki çok olmadığım bir konuyu 15 dakika baktığımda zihnimi bir resimliyor ki girip 3 saat konuşabiliyorum onunla. Niye? Öncesinde bir sürü malzeme, birikim, bilgi, deneyim var. O yeni azıcık bilgiyle bir sürü anlam üretebiliyorsun. Ama hoca tanıdıklarım var ki ellerinde 30 yıllık textbooklar, kitaplar, işte eski slaytlar döndüre döndüre aynı şeyler anlatıp duruyorlar. Yani neticede erişkin öğrenmesi dediğim şey aslında zihnimizin daha önce olan bağlamlarla gerçekleştirdiği yeni bir öğrenme biçimi. Şimdi bunu da kullanmadığında çürüdüğü için, yavaş yavaş ortadan kalktığı için mesela sen diyorsun ya öğrendin artık öğret. Bir süre sonra yani o bağlamda yeni bir düşünce ve çare üretme yeteneğini de kaybettiği için zaten öğretme kalitesi de hızla düşüyor. O yüzden söylediğin beyinsel anlamda da çok doğru. Bu hayatın öğrencisi olmadan bir şeyin öğretmeni olmak son derece zor. Ama maalesef işte eski alışkanlıklar, eski adetler de her zaman iyi değil galiba yani bilmiyorum. Tabii kısmı da tebdilen. Yeni köye eski adetler deyince adetleri seçiyoruz bu arada. Hepsini olduğu gibi transfer etmiyoruz. O bir. Bir de yetişkin eğitimindeki bir kısım, hani senin bahsettiğin üzerine devam edeyim. Hani çocukların bir sorusu var ya, bu öğrendiğimiz ne işimize yarayacak? Yetişkinliğin avantajı şu, bu öğrendiğimizin ne işe yarayacağını da biliyoruz. Hani bir öğrenme motivasyonu olarak da elimizde böyle önemli bir güç var. Yani bu gücü kullanalım artık diye bir noktadayım ben. Bu gücü kullanırsak bir kere daha hızlı öğreniyoruz. Tamam, reflekslerimiz yavaşlamış olabilir ama onun yerine de gelen bir öğrenme motivasyonumuz var. O öğrenme motivasyonu bizim için çok büyük bir güce dönüşebilir. Bu işte
Bilimsel Düşünce Okulu diye bir şey açtım ben mesela. Açarken gerçekten çok gergindim. Çünkü öyle bir müfredatı var ki abi, yani dışarıda bir yerde adama göstersen korkar kaçar yani. Fakat oraya katılanların çoğunluğu, yani gene işte ben yaşlarda, bizim nesillerden insanlardı. Ve ben açıkça sordum, aga niye geldiniz buraya diye. Yani bu bir de böyle 5 hafta boyunca yok kuantum fiziğidir, izafiyettir, şudur budur, kaos diyoruz, her şeye giriyoruz. Yani dediler ki bu konuları parça parça dinliyoruz. Her duyduğumuzla hayatı daha iyi anlıyoruz. Bunu bir komple set halinde öğrenmeye geldik. Yani hayatta gerçekten faydalı bir bilgi olduğuna ikna olmuş olduğu için okuldaki yoklamayla öğrenciyi tuttuğun duruma benzer bir durum hiç oluşmuyor erişkin eğitimde. Yani istediği için geliyor, istediği için takip ediyor ve sonuna kadar da gidiyor. Ne ödevi varsa, ne zorluğu varsa o işin severek görüşüyoruz. Ama bu çok farklı bir öğrenme biçimi ve biz açık beyin olarak hani seninle de çok konuştuk, ortak çalışmalar yaptık. Aslında bunun bir modelini kurma peşindeyiz. Yani bundan sonra biz mesela işte eğitimden, sinir bilimden, psikolojiden, o alanlardan anlıyoruz. İşte biraz işte fizik alemin özelliklerinden bahsediyoruz. Bu alanda ürettiğimiz içerikle insanların hayatını daha iyi yapmak üzere bir şey önerdiğinde bu devirde herkes geliyor. Yani çünkü böyle bir bilgiye ihtiyaç var. Bu bilgi okullarda yok. Ve insanlar bu nosyonu alınca, bu işte şeyi öğrenince, bakış açısını, öğretmense gidiyor başka bir şey yapıyor, mühendisse gidiyor başka yapıyor, anne babaysa farklı davranıyor, bilmem neyse bilmem ne. Yani hayatımızı bir üst seviyeye taşımak, yaptığımız meşgaleyi daha iyi bir hale getirmek için erişkin eğitimi artık kaçınılmaz bir şey. Çünkü nasıl takip edeceksin abi bilgiyi başlatır? Böyle tabii her şeyi mesela benden öğrenemiyorlar ama başka yerlerde de başka şeyler öğreniyorlar. Şimdi bu özellikle serbest alanda, yani okul dışı alanda bence çok kuvvetli potansiyeli olan bir hikaye yani. Buraya daha çok yatırım yapılması lazım. Bir de bizde okul ve öğrenme hep diplomayla ilişkili bir şey ya, diploma almak. Bunun yetişkin eğitimine yansıması da özellikle eğitim sektörü için sertifika almak. Hani ne öğrendim ya da ne öğreneceğim diye bakmıyor ne yazık ki meslektaşlarımızın çoğu. Sertifikası var mı, sertifika geçerli mi, bu bana puan kazandırıyor mu noktasında. Oradaki heyecan, yaşam okulunun öğrencisi olsak, aslında yaşayacağımız heyecan çok daha yüksek olacak. Aynen öyle. Diploma için öğretmen, okulun öğretmeni, sertifika için öğrenen yetişkin olduğunda aslında öğrenme coşkusu dediğimiz, birlikte öğrendiğimiz, hem öğrencisi hem öğretmeni olduğumuz dünya ve yaşamdan kopuk bir şey yapıyoruz. O zaman galiba bu öğrenmenin coşkulu heyecanı yok. İşte biz bugün Yasemin Hanım'la, işte Vasile, ben, üçümüz bir masanın etrafında seramikle ilgilenirken kimsenin bir sertifikası ya da başka bir şeye ihtiyacı yoktu. Aslında şöyle bir güzellik var bu arada, göstermek isterim. Benimki değil bu arada. Ben de yaklaşık buna benzeyen. Dedim şey, ne oluyor abi? Dakika bir gol bir bunu mu yaptın diyecektim. Yapılmışı var dediler. Ama yaklaşık buna benzeyen bir şeyi ben de yaptım ve güzellik şu, yani bugün hem yeni bir şey öğrendim, öğrendiğim de bana yeni bir ürün olarak karşımda. Yani o 3 saat boyunca geçirdiğim keyifli süre ve o keyifli sürenin sonunda sadece bilgi değil, elimde ürün olarak da bir şey kalmış olmasının hazzı bugün bu konuşmayı bu kadar coşkulu yapmama yol açıyor. Hani yetişkin eğitim iyidir, kariyeriniz için iyidir, bunları konuşup anlatabiliriz. O başka bir şey. Ama yetişkin eğitimi ve öğrenme heyecanlı bir şeydir. Bence asıl unutmamamız ve yaşamamız gereken şey bu. Uğur Dündar'ın programları gibi oldu. Tam yerinde böyle denkken. Ya ben mesela burada olacağını hiç bilmiyordum bugün. Ama enteresan, böyle konuyla cuk oturmuş bir durum oldu yani. Bir de kalkıp işte hazır yapılmış var diye gösterdim. Yayın için eve yetişecektik tekrar. Sonra rica ettik Yasemin Hanım. Atölyesi de çok keyifli. Ya Yasemin Hanım, biz bugün yetişkin eğitimi konuşacağız. Doğrudan öğrendiğim bir deneyimi ve öğrendiğim yerde konuşayım dedik. O da sağ olsun atölyesini bizim yayınımız için açtı. Ayvalık'ta Yasemin Hanım'ın atölyesini öneriyorum seramik için bu arada. Vallahi Yasemin Mekan Hanım'a sponsorumuz. Bence de en kısa zaman. Neresi abi orası bu arada? Suadiye'de mi? Neredesiniz? Hayır Ayvalık'tayız. Ayvalık'tasınız. Tam Ayvalık'ın neresinde? Ayvalık'ın merkezindeyiz. En güzel caddelerinden birinde, 13 Nisan Caddesi'ndeyiz. Hatta Ayvalık'ın en eski caddesidir burası. Çok da keyifli bir caddedir. Burada eski bir bina onarılmış ve içine müthiş bir yaşam eklenmiş. O eklenen yaşam, hani geçmiş var burada.
bugün ürettiğimiz şeyler var. Onların içerisinde çok güzel bir denge olmuştur. Mekanın adını da söyle de seni bari. Seni de kaydetti diyorum buraya. Ayvalık'a giden olursa uğrasın yani. Tabii tabii. Yasemin Atasel diye ararlarsa bulurlar. Çok keyifli bir öğrenme mekanı var burada. Beni de Ayvalık'a getirttireceksin yani. Sonuçta o olacak. Gel, ama neyse her yerde. Hemen kaydettiriyorum. Tabii kafanı çevirdiğin zaman her yerde aslında öğrenme fırsatı yapar ama böyle evet. Spesifik yerler gerçekten çok öğretici. Geçenlerde Müge Hanım da bizim Tanju Babacan'la falan beraber böyle bir heykel atölyesine gitmişlerdi. Akşam sarhoş gibi geldi vallahi. Ben hiç böyle bir şeyler yapabildiğimi bilmiyorum falan diye. Bir de yani kendini evet. Keşfetmekle ilgili çok acayip bir şey. Ben de Kapadokya'da bir çamur mıncıklama maceram vardır yıllar evvel. Hiç unutamam mesela. Yani bu arada bir şey var abi. Onu da hani bir arada bir kitaplarda falan yazıyorum ama burada tam yeri geldi söyleyeyim. Elle bir şey yapmanın bizim zihnimiz üzerine hiç bilmediğimiz bazı etkileri var. Yani çok ileri düzey etkileri var. En basiti şu. Biz şimdi bir ayna nöron, empati falan diye bir şeyden bahsediyoruz ya işte karşıdaki insanın yüzüne bakınca duygularını anlıyoruz falan. Bu işe yaradığını düşündüğümüz bir sistem var. Ama bu sistem bu şekilde maymunlarda da çalışıyor, fillerde de çalışıyor. Bizdeki ondan ibaret değil. Bizde bu var ama bir şey daha var. Biz çamurla, kağıtla, mekanik düzeneklerle, çekit çiviyle, elimiz aracılığıyla uğraşırken bu ayna nöron sistemi o fiziksel nesnelerin davranış biçimlerini de aynalayarak öğreniyor. Yapısını mesela çamurla uğraştığında beynin tabiri caizse çamurlaşıyor. O davranışı öngörebilecek bir sinaptik yapı, bir ağ oluşturuyor. Ve senin artık beynin o elinle yaptığın işten sonra başka bir beyne dönüşüyor. Bu o atölyeden, o deneyimden çıktıktan sonra hayatın diğer alanlarında da sana etki ediyor. Yani insanlarla ilişkinden tut, başka şeyleri öğrenme ve deneyimlemene kadar her şeyde etkili. Şu el becerilerinin sıfıra indiği bir dünya insan için hiç uygun bir dünya değil. O yüzden özellikle ellerimizle bir şey yapmak, en azından zihinden öğreniyorsak kağıda yazmak çok makul ve mantıklı bir şey. Bunu da yeri gelmişken bir sosyal sorumluluk olarak hatırlatmasını yapayım. Yani. Tamam, ben de bir şey istiyorum. Ali Koç'un elleriyle yaptığı bir ufak da olsa tamam. Değil mi? Bir sonraki yayında benim yaptığım fincanla içeceksin kahveyi. Bak. Eyvallah. Çok müstesna bir fincan olacak. Kesinlikle eminim. Ağzına tamam. Sağlık acım. Yasemin'e çok selamlar. Mazide'ye çok sevgiler. Kendinize çok dikkat edin. Tamam. Haydi görüşürüz. Bay bay.